da bu adamın imzası var. Cumhurbaşkanı Ebu'l-Feyz Elçi Bey. Son gelişmelerden sonra tüm dünya basınının peşinde koştuğu Elçi Bey'le Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşüyoruz. Fizuli cephesinden yeni döndüğünü öğrenince kendisine ilk olarak cephedeki durumu soruyoruz. Elçi Bey, askerin eğitimsiz ve moralinin bozuk olduğunu kabul etmiyor. Vakit yok. Düşman gelir üstüne. Anadolu'da Gazi'nin başlattığı mücadelede ne kadar insanlar vardı? Fesat bilmiyordular. Köylülerdi. Eline alıp da tüfencini ölüme gidiyor. Tabii bizim nizami bir ordumuz yok. Biz yaratmamışız bunu. Buna vakit vermemişler. Bu vakit olmadığına göre çocuk gelirse bir ay kullandırırsın, atır elinden. Ha ne etmedidir? Getin köylü korusun. Annesi, atası ayak altında kalmayacaktır. Bu gidip korumalı mı vatanı? Ve Azerbaycan'ın bütün köylerine bakın. Kentlerine bakın. Her yerde şehitler kabir sandığı vardır. Moral olması bu şehit mi olur mu ya? Ve nereden oldu? Öz özüne mi olur bu? Vuruşmuş, tanka vuruşmuş, topa karşı vuruşmuş, düşmenle vuruşmuş, mücadele yapmış, şehit olmuş torpağı ve vatan üzerinde. Bu moral olmasa nasıl oluyor bu? Peki bu işin sonu nereye varacak? Yani siz şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ermenilerle bir ateşkes olabilir mi? Olursa bunun şartları nelerdir? Öyle bir ateşkes yoktur. Hele bir ateşkes konuşması yoktur. Hele olmuş yoktur. Sadece olarak ateşkes ne istiyoruz biz? Biz de istiyoruz ateş kesilsin. Ama bu şartları vardır ya bu. Ateşi böyle üç kelime, beş kelime konuşmaz. Bu meseleyi biz AGİK'in hattıyla konuşmalar yaparıyoruz. Hemen konuşmalarda Türkiye'nin nümayendesi de iştirak ediyor. Amerika'nın da, Rusya'nın da, İtalya'nın da ve başka devletlerin de. Biz o hatla biliyoruz ki o hatla gidilse bir uğur kazanılır. Başka yönünü biz kabul etmiyoruz. Aslında Karabağ'daki ateşkesi en çok isteyen ve bunun içinde en çok çalışan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bakü'deki Türk Büyükelçiliği bugünlerde yoğun faaliyet içinde. Büyükelçilik binası son olaylardan sonra adeta bir harekat merkezi durumuna gelmiş. Bakü'deki hükümet sürekli olarak Ankara'da temas halinde. Çünkü Azerbaycan için Türkiye ile ilişkiler son derece önemli. Türkiye politikada, siyasette hemşire Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirmiş. Bütün dünyaya ki biz Azerbaycan'ın yanında olacağız. Tabii bu bir iyi söz, iyi bir yani iradesini bildirmiş. Ama daha sert adımlar atmak olurdu. Bu adımlar atılmıyor. Türkiye'den neler bekliyorsunuz? Türkiye bundan sonra neler yapmalı? Size nasıl yardım edebilir? Mesela ben o yardımları hakkında konuşmuyorum. Onu gerek Türk hükümeti özü düşünsün. Türk hükümeti tecrübeli bir devlettir. Dünyanın bütün siyasetini bilen bir devlettir. Kelbecir olaylarında çok zor bir durum vardı. Yani insanlar kırılıyor. Ben Türkiye'ye de, İran'a da, Rusya'ya da sordum ki hereniz 5-10 helikopter verin. O insanları oradan kurtaralım. Çocukları kurtaralım, kadınları kurtaralım. İnsanlar köylere kaçmış, meşelere dağılmış, ormanlara dağılmış. Onları tapalım, yıkalım. Kimse vermedi. Hiçbir devlet vermedi. Ne Rusya verdi, ne İran verdi, ne de Türkiye verdi. Yani bir insan, hümanitar bir yardım kimi bunu yapmak olurdu. Al 3 helikopter, bunu kullandır, oradan insanlarını kurtar. Dünya yapmadı. Ancak bütün suç başkalarında mı ya da Ankara'da mı? Çuvaldızı biraz da kendinize batırırsanız sizde hiç mi suç yok? Eğer kelbecer gitmişse burada çok insanların hatası vardır ve bizim de hatamız vardır. Yani biz kelbecerin o cür olasılığını gözlemiyoruz. O cür gözlemedik çünkü kelbecerin Karabağ'a ve Ermeni saldırmasına hiçbir yol yoktu. Ve biz düşünürdük ki onu kendimizi savunabileceğiz. Orada kuvvetlerimizle kendimizi savunabileceğiz. Ama biz onu düşünmüyoruz ki Ermeni kuvvetlerine kimlerse daha çok yardım edecektir. Bu sepkide. Ve yapıldı. Orada Rus askerleri de iştirak etti. Nereden gelmiş? Muzlu asker mi? Ne asker mi bilmiyoruz. Onlar da iştirak etti. Cumhurbaşkanı Özal'ın Bakü'ye yapacağı ziyarette kendisiyle neler görüşeceksiniz? Bu ziyaretten neler bekliyorsunuz? Ya kardeşim ben hiçbir şey konuşmam. Benden sordular. Turgut Özal da soruyor, Süleyman Bey de soruyor. Hepsi soruyor. Şimdi ne istiyorsun? 4 tane helikopter istedim alınmadı. Bundan sonra ne sorusu vardır? İnsanları hilas etmek için 4 tane helikopteri vermediler. Rusya vermedi, İran vermedi, Türkiye vermedi. Komşulardı yani bu komşular vermeliydi yakın olsun. Vermediler. Ne istiyorsun?
Benden sonra ne istiyor? Ne istiyor şeyim? İstediğim helikopteri vermiyorsa bundan sonra ne isteyeyim bundan? İstemeye bir lüzum kalır mı?